Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki köşegen özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD dikdörtgen ve şunlar köşegen olarak verilmiş. Köşegenler şunlar birbirine eşit değil miydi? Ve köşegenler de birbirine eşit hatta. E 65 ise 90 olduğundan tamamı burası 25 yapar. X kenarlıktan burası da 25 yapar. Yani alfa 25 derece oldu. Birinci örnekte. İkinci örneğe geldik. Köşegenler birbirini ortalıyor. 10, 10. Ve hepsi birbirine eşit olduğundan dolayı burası da 10, burası da 10. Ve şurada bir dik üçgen var karşımızda. Ne? Bir kenar 12. Bir kenar 20. 3, 4, 5'in 4 katından dolayı 12, 16, 20. Yani x 16 çıkar ikinci örnekte. Üçüncü örneğe geldik. Köşegenler hepsi birbirine eşitti şu şekilde. E, 58 kenardan dolayı burası da 50 oldu. Buraya kaç kaldı? 40. Şurada ikizkenar kenar üçgen tepe açısı 40 180'den 40 çıkart 2'ye böl. 70 70 yapar. Dolayısıyla alfayı böylelikle 70 derece buluruz. Örnek 4'e gelelim. Şimdi bak dikkat et. AC ile BE birbirine eşitlenmiş. Burası köşegenle alakasız bir yerde eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? Köşegenlerin birbirine eşitliğini biliyoruz. Diğer köşegeni de biz çizelim. Böyle köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni de siz çizin mutlaka. Köşegenlerin eşitliğini gösterince A şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. E şu parçaların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 64 ise 64 buraya kaç kaldı? 26 kaldı. E şurada bir ikizkenar var ya sarı üçgende tepe açısı da 26'ya 180'den 26 çıkart. 154. E 154'ü de 2'ye böldüğümüz zaman ne oluyor o zaman? 154'ü 2'ye böldüğümüz zaman 77 yapıyor. O zaman burası da 77, burası da 77 yapar. Alfayı da 77 derece olarak buluruz. Geldik örnek 5. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Diğer köşegende de biz mutlaka ama mutlaka çizelim. Köşegenlerin eşitliğini gösterdik. Burası da çift çizgi. E sonra şundan da çizgi 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 olduğunu biliyoruz. 60 ise bak burası da 60 oldu. Tamamı 90'dan burası 30 oldu. Ve şu çift çizgi bu çift çizgi. Gördün mü? Şu üçgenlere çıktı. ikizkenar kenar. Tepe açısı kaç derece? 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65 65 yapar. Yani ikisi böylelikle 65 derece olarak buluruz. Örnek 5 65 geldik örnek 6'ya. Dikdörtgen içinde bir nokta alındığında böyle köşelere çizgiler çizildiğinde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir. Şu B ve D'den çizilen X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. 36 artı 49 eşittir X kare artı 4 oldu. Şunu attık öbür tarafa 32 yaptı. 81 mi yapıyor o zaman? Evet 81 yapıyor galiba. 81 eşittir X kareden X'i de böylelikle 9 buluruz ve bu testi de bitiririz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik kesen doğrular testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.